28 Eylül Salı HalkTV.com.tr Mehmet Tezkan Erdoğan'ın yerine yeni bir Erdoğan aramıyoruz. Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmayacağını başbakanlığa talip olduğunu açıklaması doğal olarak ön plana çıktı. Ama bence kilit sözü Erdoğan'ın yerine yeni bir Erdoğan aramıyoruz ifadesiydi. Millet İttifakı'nın daha doğrusu HDP dahil tüm muhalefet partilerinin meseleye bakışlarının tek cümleyle özetiydi. Çünkü mesele Erdoğan değil. Mesele rejim. Mesele tek adam yönetiminin anayasal kılıfla korunma altına alınması. Mesele kuvvetler uyumu adı altında kuvvetler ayrılığının fiilen ortadan kaldırılması. Mesele denetim mekanizmasının yok edilmesi. Mesele Cumhurbaşkanının aynı zamanda Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ziraat, Vakıf, Halk Bank gibi kamu bankalarıyla Borsa İstanbul, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri, Türk Hava Yolları, PTT, Etimaden, Çaykur, TürkSat, Türk Telekom, TürkSel gibi daha birçok kurumun da başında olması, onları da yönetmesi. Mesele bu kurumların Sayıştay denetiminin dışında olması. Akşener, Erdoğan'ın yerine yeni bir Erdoğan aramıyoruz derken kastettiği bu sistemi değiştireceklerinin ilanıydı. Cumhur İttifakı sürekli muhalefet Erdoğan karşıtlığında birleşti derken meselenin bu boyutunun konuşulmamasını, masaya yatırılmamasını istiyor. Perdeleme yapmaya çalışıyor. Sanki muhalefet partilerinin, sanki muhalefet edenlerin tek derdi Erdoğan'mış gibi göstermek istiyorlar. Hayır değil, dert kurumsallaştırılan tek adam rejimi. Türkiye'ye taşımıyor. Akşener'in açıklaması sürpriz olmadı. Taşların yerli yerine oturmasına, meselenin daha iyi anlaşılmasına, Millet İttifakı'nın varlık nedeninin daha iyi kavranmasına katkı sağladı. Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı olursa Türkiye'nin yeniden inşası için kollar sıvanacak. Yargı, yürütme, yasama kesin çizgilerle ayrılacak. Merkez Bankası, TRT gibi kurumların özellikleri sağlanacak yürütmenin boyundurundan kurtarılacak. Eski milletvekillerinden büyük elçi yapılma dönemi sona erecek. Valiler ve kaymakamlar partiye hizmet etmekten kurtulacak. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı seçilirse bu süreci yönetecek. Sadece Millet İttifakı'nda yer alan dört parti bu görüşte değil. Seçim tarihinin belli olması ile birlikte Millet İttifakı'na katılması beklenen Deva ve Gelecek Partileri de aynı görüşte. HDP'nin de HDP eş genel başkanları dün 11 maddelik tutum belgesini açıkladı. Keyfiliğin ve zorbalığın kurumsallaştığına dikkat çektiler. Peki ne istiyorlar? Bütün kuvvetleri ve nihai karar yetkisini tek adamda birleştiren bu otoriter tekçi sistemin yerine çoğulcu demokratik sistemin tesis edilmesini istiyorlar. Yani çoğulcu parlamenter sistem. Yani kuvvetler ayrılığı. Yani denge ve denetim mekanizmasının işletilmesi talepleri Millet İttifakı'nın söylemiyle aynı. HDP hiçbir ittifakta yer almayacağını açıkladı. Bu da sürpriz değil, yeni bir şey değil. HDP seçime tek başına girecek. Cumhurbaşkanı adayı çıkarır mı, çıkarmaz mı? Orası daha belli değil. Onların da isteği parlamenter rejime dönmekse aday çıkaracaklarını zannetmiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaları Cumhur İttifakı'nın ekmeğine yağ sürer. Siyasette son durum bu. Taşlar yerine oturuyor.